dönüp bakmamız gerekiyor. Bugün Barış Ürkün'le konuşacağız. Ahlaç Yatırım Araştırma Müdürü. Hoş geldin Barış. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi kurla başlayalım. Evet. Kurla ilgili içeride epey bir konuştuk. Yani hani dedikoduya girmesin ama çok şey paylaştık. Hepsini burada ayrıca konuşacağız. Yani evet, içeride konuştuklarımızı dışarıda da konuşabiliyoruz. Öylesine bir şeffaf anlayışımız var. Tabii. Şimdi 8.58 Berat Albayrak bıraktığı zaman 6 Kasım'da. 6 Kasım'da en yüksek değer olarak orayı görmüştük ve o noktada herkes acaba bu işin sonu gelecek mi diye çok endişe etmişti. Aradan 6-7 ay kadar zaman geçti. Şu anda geldiğimiz noktada bakıyoruz. 8.61. Demek ki sorun şu ya da bu bakanla ya da şu ya da bu yönetimle ilgili değil. Sorun Türk lirasının içinde bulunduğu durumla ilgili. Yani Türk lirası bir zafiyet geçiriyor. Bu zafiyetin kaynağı ne? 8.61 bir grafiğinde var. Daha doğrusu elle yaptığın grafik. O grafiği burada da anlatmanı isteyeceğim. Oradan yukarıda ne gözüküyor? Yani 8.61'den sonraki hamle neresi olabilir? Ya tabii geldiğimiz seviyeye baktığımızda tabii ki belli bir formasyon vardı orada. O kırıldı. Hani onu konuşmuştuk demin yayınlar. Evet. Şimdi onu biraz anlatacağız herhalde. İki tane üçgenden bahsediyoruz. Bir tane. Bir üçgen vardı. Öbür üçgen gelebilir. Evet. Üçgenin boyu kadar bir yükseliş belki gelebilir dedik. Şimdi tabii yani 6 Kasım'dan bahsettik önce, 8.58 tabii o zaman da tabii o zaman önceki seviyeler de düşük değildi, gene yüksekti ama yani tabii ki içinde bulunduğumuz süreç içerisinde çok kısa vadede Merkez Bankası Başkan değişikliklerinin gerçekleşmesi ilk etapta bir hani güven kırılımı yaratıp beklentileri ya da belirsizlikleri arttırdığı için evet, özellikle kur tarafında öyle bir baskı yediğimizi ilk etaplarda söylememiz gerekiyor. Diğer taraftan salgının yarattığı etkiyle ekonomik belirsizlikler de işin içerisine girince hepsi bir arada böyle bir maalesef ortam meydana geldi ve bir süredir de 8 seviyesi üzerinde devam eden bir hareket var. Son hani Merkez Bankası Başkanı değişikliğinden sonra olan bu süreç baktığımızda 8'in üzerine oturan bir kuru görmüştük. Evet. Ve belli bir işte o bahsettiğimiz o teknik görüntüde 22 Nisan'dan itibaren başlayan bir sıkışan formasyon vardı orada ve o sıkışan formasyon, üçgen formasyonu teknik olarak söyleyecek olursak da yavaş yavaş onun sonuna gelinmişti. İşte bu hafta özellikle başından itibaren bültenlerimizde de işte katıldığımız yayınlarda da bunu dile getirdik. Yani belli bir kırılımdan sonra yukarı doğru giderse, bu kırılım yukarı doğru gerçekleşirse bu üçgenin boyu kadar bir yükselişler teknik manada imkan dahilinde diye aslında yorum yaptık ve bugün baktığımızda da dolar endeksi 90 seviyesinde yatay hareket ettiği ortam içerisinde kurun üzerinde TL üzerindeki daha doğrusu satış baskısının devamıyla birlikte bu kırılımın gerçekleşmiş olduğunu gördük. Yani bu üçgenin boyundan bahsedecek olursak o kırılımdan sonra eğer ki 8.58 üzerinde kapanış eğer devam ederse yukarı yönlü hareketlerde artık yavaş yavaş 9 üzeri seviyeleri konuşmaya başlayacağız. Orası 9.20, 9.30 gibi yerler gözüküyor. Konuştuğumuz buydu yayın öncesinde. Tabii yani gelişmelere bakmak lazım. Önümüzdeki günlerde dolar TL'yi etkileyecek gelişmeler neler? Herhalde biraz ona bakmak lazım. Çünkü 8.61'i gördük bugün ve şu anda 8.56'dayız. Yani yükseldikten sonra biraz geri gelme meydana geldi. Yani önümüzdeki günler içerisinde işte bu Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la işte Biden arasındaki o muhtemel görüşme, onun NATO zirvesinden çıkacak sonuçlar. İşte Amerika Dışişleri Bakanı yardımcısı buraya gelmişti. Değil mi? Doğru söyledim. Doğru. Evet. Bakan yardımcısı geldi. Onun mesajları vardı bugün, işte S-400'ler konusunda bir seçeneklerimizi sunduk. Herhalde bununla ilgili bir görüşmeler gerçekleşmiş. Onların biraz etkisinin olduğunu görüyorum biraz kurda. Biraz o baskı hafifledi gibi. Herhalde önümüzdeki günlerde Amerika ile olan ilişkilerdeki gidişat oldukça önemli olacaktır diye düşünüyorum ben. Herhalde buna bakacağız. Evet. Şimdi NATO zirvesi var Haziran ayında. Evet, orada işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Joe Biden ilk kez karşı karşıya gelecekler ve ikili bir görüşme var. Bu ikili görüşme gerçekleşirse ve uzun sürerse, bir de sonuçları pozitif olarak yansırsa kamuoyuna, o zaman Türkiye ekonomisi için hakikaten iyi bir dönem başlayabilir. Pandemiyle beraber ortaya çıkan olumlu gelişmeler de buna eklenirse İnşallah, o zaman yazı iyi geçirebiliriz diye düşünüyorum. Yani o da tabii önemli bir durum. Yani tabii, özellikle kurun üzerindeki baskılardan bir nedeni de olduğunu düşünüyorum bunun. Çünkü yani biz vaka sayılarında Nisan aylarında 62 binlere kadar çıkınca tabii ciddi bir kapanmaya geçmiş olduk. O süreç uzadı. Yani belki daha erken vaka sayılarında düşüş meydana getirebilseydik en azından hani turizm sezonunun başladı işte hemen hemen hızlandığı bu Haziran ayı içerisinde en azından bize gelecek işte turist sayısında artış olması beklentimiz vardı. Tabii şimdi bu süreç uzayınca onun da bir etkisi, özellikle turizm sezonunun yavaş geçme beklentisi böyle bir
yani cari açığın finansmanı açısından bakıldığında bir stres unsuru. Tabii işin içerisinde tabii başka gelişmeler de var. İşte enflasyonun tabii yukarı yönlü eğiliminin devam etme beklentisinde olması. Bu da etkenlerden bir tanesi. Bunlar kuru etkileyen nedenler. Yani beklentimiz şu anda vaka sayılarına baktığımızda yeniden düşüş eğilimindeyiz. Bu çok güzel. Biraz önce içeride de konuştuk. Şimdi evet, farkında mısın? İçeride konuştuğumuz her şeyi buraya taşıyoruz. Doğru, şu anda. Doğru, devam evet ediyoruz. Aynen. İyi oluyor, fena olmuyor. Aynen. Evet. Yani o ön yaptığımız konuşma bence. 7000'e indi bugün itibariyle Türkiye'deki vaka sayısı. Güzel. Vefat sayısı da 160 evet civarında. Yani 7000 bizim kritik rakamımız. Eğer 5000'e inersek zaten Avrupa'dan pek çok ülkeden turist gelişiyle ilgili süreç başlamış olur. Şu anda Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy'la Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın biliyorsun doğru, dün doğru Almanya'daydı, Berlin'deydi. Orada bazı temaslarda bulundular. O temaslardan sonra şunu söylediler. Biz Alman turistlerin Türkiye'ye gelişinde PCR testi yapılmaması meselesi de dahil olmak üzere her şeyi konuştuk dedi. Ama elbette Avrupa Birliği kendi içinde nasıl bir uygulama sürdürüyorsa ona tabi olmak isteriz. Bu ne demek? Şu, eğer Avrupa Birliği bir başka ülkeden, örneğin Yunanistan'dan gelen bir turiste Almanya PCR istiyorsa biz de Almanlardan PCR testi isteriz. Yani orada bir taviz vermeyiz. Ama 5000'e indiği zaman zaten Almanya'nın bize taahhüdü. Yani 5000'e inerseniz vaka sayısında da 100.000'de 25'lere 30'lara düşerseniz Türkiye riski olmayan bir ülke durumuna gelebilir. Bu durumda da Almanya açar diye düşünüyoruz. Evet. Sanıyorum oradan olumlu bir haber gelecek gibi gözüküyor. Yani ben İnşallah kendimi çok inandırdım. O yüzden belki böyle konuşuyorum. Ben bugün bir haber okudum. Yani turizm sezonunun biraz canlandığına dair haberler var. Yani geçen seneye göre başka ülkelerden birkaç tane ülke vardı işin içerisinde de. Sanırım Belçika var, Hollanda'da var galiba. Evet, en oradan çok gelen ülkeler sıralamasında Hollanda. Onlardan gelen rezervasyonlarda bir miktar artış olduğuna dair bir haber okudum. Bu umut verici bir gelişme. Tabii ki 5000'e biraz daha virüse inat edersek onu başaracağız gibi gözüküyor. Şimdi 7700 galiba en son vaka evet sayısı. Yani biraz ilana işte 2-3 gün kaldı. Yani onu da başarıp da yani 5000 civarında tutmayı başarabilirsek biraz daha belki bakış açısı olumluya döner. O yüzden de biraz daha o turizm sezonuna biraz da Haziran başı itibariyle en azından daha erken, hani daha geç olmadan başlayabilirsek eğer, özellikle burada tabii döviz girişi açısından bize olumlu katkı sağlayacak. Bu da bizim için oldukça önemli, özellikle döviz rezervimiz açısından oldukça önemli bir unsur diye söylemek lazım. Ama yani kritik bence gelişmeler, hani demin konuştuğumuz kur üzerindeki hareket üzerine baktığımızda en yakın vadede bu gelişmeleri takip edeceğiz. Ama evet, diğer taraftan tabii ki enflasyon gidişatı da oldukça önemli olacak. Özellikle yurt içi yerleşiklerin döviz talep açısından bu önemli. Evet. Şimdi dış ticaret rakamlarına bakacağız. Nisan ayı dış ticaret verileri geldi. İki tane güzel grafiğimiz var. O grafikler eşliğinde konuşacağız. Bir defa önce bir durumu özetleyeyim. Grafikler de ekranda olabilir bu arada. En fazla ithalatı Çin'den yapıyoruz. 2 milyar 412 milyon dolar Çin'den ithalatımız. Rusya'dan 2 milyar 173 milyon dolarlık ithalatımız var. Almanya 2 milyar 129, Amerika 1 milyar 99 milyon dolar. İtalya'da 963 milyon dolar. Bunlar ilk beşimiz. İhracattaki ilk beşimize bakıyoruz. İthalattaki ilk beşimizin üçü burada da kendini gösteriyor. Almanya bir numaralı ihraç kapımız 1 milyar 654 milyon dolar. Amerika 1 milyar 184 milyon dolar. İngiltere 1 milyar 43 milyon dolar. Irak 924 milyon dolar. Bak Irak pazarı topa girdi. Bu çok önemli bir şey. İtalya 889. Şimdi Almanya'ya, Amerika'ya yaptığımız ihracat aslında biraz böyle hani dış açıkla sonuçlanıyor. Evet, Almanya bir numaralı ihracat partnerimiz ama Almanya'dan sattığımızdan daha fazlasını almak zorunda kalıyoruz. Amerika'dan da aynı şekilde. Bu tabii dengeyi getirmek için biraz daha fazla ürün satmamızı gerektiriyor. Elbette ürün satmak zorla olmuyor. Ancak o ülkelerin talepleri doğrultusunda ya da o ülkelere uygun gelecek ürünleri bulduğumuz takdirde olabilir. Ama sevindirici olan şu, Nisan ayında Türkiye'nin ihracatı %109 evet arttı ve 18.8 milyar doların üzerine çıktı. Bu müthiş bir rakam. İthalat da artıyor ama ithalatın artış hızı daha düşük. %61. Orada da 21.8 ya da 21.7 milyar dolar gibi bir rakam var. Aradaki açıkta 3.05 milyar dolar. İyi sayılabilecek bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Tabii %109 artışa baktığımızda ihracat tarafında en azından hani bunu başarmamız önemli bir durum tabii ki. Tabii. Yani en azından hani az önce konuşmuş olduğumuz turizm
gelirleri açısından sorun olabilecek bu dönem, yani önümüzdeki dönem içerisinde özellikle daha Nisan ayında bu rakamı, yüzdeyi bu şekilde yakalayabilmek önemli. O yüzden onu söylemek, vurgulamak lazım. Şimdi hani önümüzdeki süreçte işte Mayıs'tan sonraki süreçte, işte Mayıs, Haziran, işte biraz da aslında yavaş yavaş dünya genelinde aşılamanın hızlandığı, işte bakıyoruz Avrupa'da aşılama hız kazandı, evet, hızı arttı ve birçok ülke Avrupa'da en azından işte kısıtlamaları daha fazla kaldırma yönünde hareket ediyorlar. Bu da bir önemli bir şey. Ne demek bu? Yani insanlar daha rahat hareket etmeye başladıktan sonra ertelenmiş talebin de devreye girmek durumu olacak ve bu da doğal olarak talepte bir artış meydana getirecek ve bu da doğal olarak ülkelerin de işte o ülkeye yapılacak ihracat anlamında biraz da elini kolaylaştıracak bir gelişme. Zaten az önce saydığınız ülkeler bizim zaten önemli ticaret partnerlerimiz ve işin içerisinde önemli Avrupa ülkeleri de var her zaman, evet, olduğu gibi. Ve bunların da özellikle son zamanlarda mesela Almanya, belki bir miktar Almanya'da vaka sayıları biraz daha yüksek seyrediyor ama mesela İtalya'da, İngiltere'de oldukça toparlandı orada veriler. Ekonominin canlanması özellikle burada gelecek aylarda daha iyi bir hani cari açık tarafında rakam görmemize imkan verebilir gibi geliyor. Özellikle ihracattaki artışı, tabii, biraz daha burada yükselmiş bir şekilde görme ihtimali olabilir gibi açısı geliyor. Bu şu açıdan da önemli. Her ne kadar turizm tarafında şu anki az önce konuştuğumuz gibi beklentilerimiz olsa da bu beklentiler eğer ola ki diyelim ki olmadı diyelim. Hani buradan en azından biraz da performans artışı bir miktar da olsa belki kompanse edebilir diye açısını, evet, düşünüyorum. Şu grafiği rica ediyorum arkadaşlarımızdan. İhracat ve ithalatın aylar itibariyle dağılımını gösteren grafik. Şimdi bu grafikte bizi umutlandıran bir nokta var. O biraz önce açıkladığımız Nisan ayı ihracat ve ithalat rakamları arasındaki denge. Giderek mavi çubukla kahverengi çubuk arasındaki mesafe kapanıyor Nisan ayında özellikle. Ama daha iyi olduğumuz aylar var. Örneğin Ekim ayında, 2020 Ekim ayında 17.3 milyar dolar ihracatımız var. 19.7 milyar dolar da ithalatımız var. 2 milyar doların biraz üzerinde. Bu defa 3 milyar dolar sınırındayız. Eğer tabii şu mavi çubuklar bir gün olur ki kahverengi çubukları geçerse o zaten bizim makus talihimizin döndüğü andır, evet, demek lazım. Şu an geldiğimiz nokta fena değil. Ben bu çubuklar arasındaki mesafenin yavaş yavaş kapanabileceğini düşünüyorum. Örneğin yani gidişat çok güzel. Mayıs ayı ve Haziran ayı ihracat rakamlarının orada çok, evet, daha minimum seviyelere kadar getirebileceği, aynen, kanaatindeyim. İşte evet, demin ki yorumda da onu kastetmek, evet, istedim. Yani daha fazla normalleşmeyle birlikte, tabii, ekonomik aktivitede zaten hani gözlenen canlanma daha da hız kazanma ihtimali var. Yani geçen senenin o yıkıcı etkilerinden kurtulduktan sonra yani çok fazla kısıtlama yaşadık, çok fazla dünya genelinde yaşandı. Ve o yüzden insanlar daha fazla serbest kalmaya başladıkça benim beklentim işlerine geri dönebilenler özellikle daha fazla harcama yapmaya başladıkça talepteki artış bence ihracat tarafını ülkeler bazında daha fazla toparlayacak ki zaten az önce dediğiniz gibi resmen bir trend oluşmuş mesela, tabii, ihracat rakamında. Ocaktan itibaren yani grafiğe baktığımızda yukarı yönlü bir hareket var. Son iki ay ihracatta yatay bir hareket olsa da ben burada biraz daha yukarı yönlü hareket bekliyorum. Evet, yani mavi çubuk istikrarlı biçimde yukarı doğru, evet, gidiyor. Evet. Kahverengi çubuğunda özellikle Mart'tan Nisan'a ciddi bir gerileme içinde olduğunu gördüğümüzde biz Mayıs ve Haziran rakamlarını gördüğümüzde artık bu işin daha somut ve daha net bir değerlendirmesini, evet, yapabilecek durumdayız. Şimdi orada bir ihracatın ithalatı karşılama oranı var. Orada da iyi bir rakamdayız. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Nisan döneminde %74.6'dan %83'e çıkmış durumda. Bu tabii şuna da bağlı. Yani ithalat da ihracat da aynı hızlarda arttığı zaman bu rakamın bir anlamı yok. Ama ihracat çok hızlı artıyor ve ithalat geriliyorsa, ihracatın ithalatı karşılama oranı artıyorsa o zaman bunu bir madalya gibi göğsümüze takabiliriz. Şu anda ama geldiğimiz nokta fena değil. Evet. %83 iyi bir karşılama oranı. Gönül ister ki %90'lar, %95'ler seviyesinde olsun ya da %105'ler örneğin. İşte o mavi çubuklar, kahverengi çubuk, evet, yer değiştirdiği bir dönem. Umarız bir gün görürüz onu diye düşünüyorum. Bilmiyorum, görür müyüz? O zaman onu görmek için ithalatımızı daha biraz daha hani, düşürebilmek lazım herhalde. İhracat tabii artışıyla birlikte. İthalatı düşürebilmek için hani hep konuştuğumuz şey burada aslında. Biz ihracat yaparken de bazı ürünlerin üretiminde o ham maddeyi dışarıdan temin etmek durumunda, evet, kalıyoruz. İşte onu ne kadar hani ithal etmek yerine üretebildiklerimiz olan kısmı
ithal etmek yerine içeride üretmeye başlayabilirsek bunu tarafta o zaman hani ithalatı biraz daha aşağı çekme, ihracatı yukarı. Pandemi döneminde acaba dersimizi çalıştık mı? Yani biz yurt dışından çok kolay ithal ettiğimiz ve üretme ihtiyacı duymadığımız ya da üretmek istemediğimiz, hani böyle canımızın istemediği ama canım bunu da üretmeyelim, bunu da ithal edelim falan diye düşündüğümüz ürünler var ya, böyle çok harcı alem pek çok üründen bahsediyorum. Bunların bazılarını üretmeye başladık. Mesela bir tanesini söyleyeyim, önemli yani birden çok ürün var aslında. Bu lateks eldivenler var biliyorsun, evet. Şu anda herkesin kullandığı, yani sıhhi amaçlarla, hijyenik amaçlarla doktorların, hemşirelerin, herkesin kullandığı, insanların da gündelik hayatta bir yerden bir yere giderken dokunmamak için eldiven kullandıklarını biliyoruz. Bu eldivenleri artık Türkiye üretiyor. Ha, Türkiye geç kaldı bu tür ürünleri üretmekte. Efendim bizde lateks yok, yani kauçuktan üretiliyor. Kauçuk olmadığı için, kauçuğu da biz tropik ülkelerden temin ediyoruz. O zaman bu ham maddeyi oradan temin edip getirip burada üretim yapmak maliyetleri çok artırıyor diye düşünüyorlardı. Ama şimdi mesela bir tane Sakarya'da, bir tane de yeni kuruluyor. O da Antakya'da ya da Dört Yol'da olsa gerek, orada bir fabrika kurulacak. Artık biz bundan böyle lateks eldiven ithal etmeyeceğiz inşallah. Bunu salgın başladıktan sonra başladı. Evet, salgından sonra oldu. Yani oradan çıkardığımız dersler. Fırsat aslında. Yani. Tabii. Yani bu hani o şirket için aslında iyi bir strateji olmuş. Yani çünkü o dönem içerisinde temizlik ön plana çıkınca. O zamanlar ben bunları söylüyordum Barış. Mesela daha ortada pandemi yok, şu yok, bu yokken. Ve böyle bir takım kalemleri çıkarıyordum gümrük tarifi istatistik pozisyonlarından. Örneğin bu kilitli poşet dediğimiz bir şey var. Evet. Çok basit bir, yani evet. Bildiğimiz poşet yani. Naylon poşetten bahsediyoruz. Bir parça kalın tabii. O poşetler işte ağzı kilitlidir. Çekersiniz cırt diye. İçinde tütün saklarsınız ya da nemlenmesini önlemek için bazı ürünleri oraya koyuyorsunuz. Bu kilitli poşetleri biz ithal ediyorduk 3 sene öncesine kadar. 2-3 tane tweet attım, işte sağdan soldan yazdılar. Bu yazanların da ama o ithalatçı firmalar olduğunu biliyorum. Anladım. Evet, böyle bir lobi çalışması var. Hemen böyle hakaretamiz şeyler yazdılar. Sen nereden biliyorsun, ne anlarsın falan. Ben de dedim ki vallahi anladığım bir şey yok ama gümrük tarifi istatistik pozisyonu bana diyor ki siz bu ürünleri ithal ediyorsunuz. Oysa çok kolay, pekala yapabilecek durumdasın. Çünkü plastik sanayinde iyi durumdayız. Nitekim onu üretmeye başladık mesela o şeyden sonra. Hani ben dedim diye değil, onu söylemiyorum sakın öyle. Ama burada dersimizi çalışıyoruz yavaş yavaş. Bazı kolay ürünleri dışarıdan kolayca ithal etmektense içeride üretmeye başladık. Yani böyle bir seferberlik ortaya çıktı. Bu biraz aslında hani zorunluluk da olabilir. Yani şundan kaynaklı, hani kuru yükselince. Bravo, tabii. Hem o hem de temininde güçlük ortaya çıktı. Şimdi lateks eldiveni herkes talep etmeye başladı. Artık mesela Tayland bize lateks eldiven vermemeye başladı. Ya da çok pahalıya vermiş. Arz kısıtlı. O zaman ne yaptık? Üretmeye başladık. Ya tabii onların büyük ihtimalle hani bir maliyet analizi yapılmıştır. Evet. Yani o hani dışarıdan ürünü ithal etmekle kendim ürettiğim zaman arasındaki fark eğer anlamlı bir şekilde fark ediyorsa ondan kâr etme imkanım varsa tabii ki onu üretebilirim. Yani bu tabii söylediğiniz sizin iki örnek. Büyük ihtimalle başka örnekler de var. Ben detaylı bir çalışmasını tabii yapmadım ama bu örnekler çoğalmaya başlarsa ve o örnekler biraz daha hani bu ithalatı etkileyecek düzeye doğru iyice ulaşmaya başlarsa tabii o zaman bunun olumlu etkisini görmeye başlarız. Herhalde o şekilde takip etmek lazım. Evet. Bir böyle çok komik bir şey söyleyeyim. Mesela dondurma çubuğu var ya bu, evet. Hani bildiğimiz hani şeyden aldığımız, marketten aldığımız dondurma. Evet, evet, dondurma çubukları. Sadece o değil ama çay ve kahve karıştırma, evet. Çubukları, ondan sonra şiş çubukları gibi. Bu çubukların tamamını biz ithal ediyoruz. Onunla ilgili de bir tweet atmıştım. Şimdi yavaş yavaş bu dondurma çubuklarını içeriden yapmaya başladılar. Çünkü dondurma üreticisi firmaların böyle bir talebi olmadığı için içerideki üretici de bana ne diyor. Ama dondurma üreticisi dese ki ya arkadaş bak bu çok basit bir şey. Tamam yani elbette Uzak Doğu'dan gelen ürün daha ucuz ve daha kolay üretilebiliyor. Çünkü orada bunu uygun ağaçtan yapıyorlar. Bizde o ağaçlar yok mesela. Ama muadili olan keresteyle ya da ağaçla yapabiliriz diye başladılar. Şu anda yerli üretim almış başını gidiyor. Süper. $3,5 milyon dondurma çubuğu ithal ettik bir yılda. Bu tabii yani düşündüğümüz zaman yani ufak bu tür şeylere neden para harcıyoruz diye, evet, soruyoruz. Aynen öyle. Yani bunu dediğim gibi örnekleri artıp da miktarsal anlamda daha yüksek boyutlara ulaştığı noktadan itibaren o zaman etkisini görmeye başlıyoruz. Aynı şekilde o şekilde tekrar yorumlayabilirim. Peki. Şimdi ne vardı? Bir 3 Haziran'da enflasyon var. Doğru. Onu konuşalım biraz.
Bir de büyüme rakamı gelecek. Birinci çeyrek büyüme rakamı 31 Mayıs'ta. Hı-hı. Önce büyümeyi konuşalım, sonra enflasyonu konuşalım. Hı-hı. Çünkü hı-hı. büyüme rakamı aşağı yukarı tahmin edilebilir noktada. İşte biraz önce aktardım, Unicredit Kredit daha önce 4.4 olarak açıkladığı büyüme tahminini 6'ya çekti. Evet. Diğer bankalar da yukarıya doğru çekmeye başladılar. Türkiye belli ki altının üzerinde, hatta sürpriz olmazsa, yani büyük bir sürpriz onlar açısından söylüyorum, %7'nin üzerinde bir birinci çeyrek büyüme rakamı görürüz diye düşünüyorum. Sizin bir tahmininiz var mıydı kurum olarak? Biz de %6.4 gibi bir tahminde bulunduk biz de. Evet. Yani bu böyle bir sonuç herhalde normal. Yani %5'in altında bir büyüme gelmez herhalde. Yani %5 ile 6 arasında belki altının bir üzerinde bir büyümeyle karşılaşırız gibi geliyor bize. Yani ilk çeyreğin tamamına baktığımızda tüm hani göstergeler bu büyümenin bu şekilde ulaşabileceğine ilişkin sinyalleri verdi zaten. En önemlisi burada tabii ki imalat sanayinin canlı gidişatı. Sanayi üretimi zaten ilk çeyrekte baktığımızda sanayi üretiminin yüksek, yani toparlanan, devamlı güçsüne katarak giden bir eğilimin olduğunu görebiliyorduk. Onun önemli bir etkisi var bence. Aynı zamanda ilk çeyrekte özellikle mesela kredi hacminde de bir gerileme de görmedik. Yani aslında evet. tüketimin de canlı olduğu bir sürecin olduğunu söylemek lazım. Bunların hepsi tabii büyümeye olumlu anlamda etki eden gelişmeler. O yüzden ilk çeyrekteki büyümenin bu derecede canlı bir sonuç getirebileceğini açısı düşünüyoruz. O yüzden de %6 ve belki biraz üzerinde bir büyüme sonucuyla karşılaşabiliriz gibi açısı geliyor bize. Evet. Şimdi birinci çeyrek büyüme sorunumuzda herhangi bir sürpriz beklemiyoruz. Evet. Yani orada rakam aşağı yukarı, işte bankalarda yukarı yönlü revize ediyorlar. Dolayısıyla hem Unicredit hem Morgan Stanley yukarı yönlü revize etti. Ama her iki bankanın da raporunda biraz önce paylaştım. Her iki bankada ikinci çeyrekte Türkiye ekonomisi beklentilerin altında kalacak diyor. Çünkü 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar kapattık bir defa. Kapanınca ekonomi bir büzüldü. Şu anda mesela ikinci çeyrek büyümesiyle ilgili tahmin yapabilecek durumda mıyız? Ya da ikinci çeyrek büyümesi ne olur? Birinci çeyreğin çok yüksek olduğunu hı hı. ve onun bir baz etkisi yarattığını da hesaba katarak soruyorum. Şimdi Nisan, Mayıs, Haziran, Ocak, Şubat, Mart, ikinci çeyrek, evet. Nisan, Mayıs, Haziran. Şimdi çoğunda kısıtlamaların yoğun şekilde uygulandığı bir dönemdeydik dediğiniz gibi. Onun bence bir etkisini görürüz diye düşünüyorum. Ama tabii yani gelen ihracat rakamlarına falan baktığımızda orada da iyi bir sonuç var. Hani en azından sanayi üretiminde tabii. önemli bir gerileme yok. Turizm tarafında işte ucundan da olsa turizme etki eder mi derken oradan da bir çok büyük bir katkı yok. O yüzden kurun hareketine bakarsak bir miktar o da yüksek seyir. Faizler yükseldi. Kredi faizlerinde yukarı yönlü hareketler var. Onunla ilgili belki bir miktar yavaşlama eğiliminin ben de bu etkilerle birlikte bakıldığında olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Yani büyüme tarafında belki ilk çeyrekte yakaladığımız bu sonucun altında bir sonuçlu açıdan bence gelebilir gibi ben de tahmin ediyorum aslında, evet. Evet, yılın tamamını da %5'in üzerinde bir rakamla evet. kapatırsak aslında kazasız belasız %5,5 gibi bir şey tahmin etmiştik biz de, bakalım göreceğiz. Evet. Enflasyon için ne diyorsun? Evet. 3 Haziran'da geliyor. Biliyorsun Merkez Bankası Başkanı Profesör Şahap Kavcıoğlu Nisan ayından sonra biz patikanın aşağı doğru geleceğini tahmin ediyoruz dedi. Nisan ayında da patika maalesef ne yazık ki yukarı doğru geldi. Ama Mayıs enflasyonunun artık aşağı doğru gelebileceği konusunda hemen hemen herkes hemfikir. Yani ben de artık öyle düşünüyorum ki evet artık daha düşük bir enflasyon göreceğiz. Fakat gıda fiyatlarındaki artışın hesaplanamaz ya da yanıltıcı olabileceği gerçeğini de göz önünde tutuyorum bu arada. Doğru, çünkü 29 Nisan'la 17 Mayıs arası bir kapanma yaşadık. Evet. O zaman zarfında geçen o süreç içerisinde herhalde bir veri toplama sıkıntısı herhalde olacaktır diye düşünüyorum. Tabii. Onunla ilgili belki bir ondan kaynaklı olarak belki enflasyonda daha düşük bir seviye görme ihtimalimiz olsa da bu hani gerçekçi mi dersek belki çok gerçekçi belki de olmayabilir. Yani çünkü hani dışarı çıkıp baktığımızda görüyoruz yani. Mesela en son zaman baktığımızda mesela benzin fiyatları yükseliyor, motorun fiyatları yükseliyor. Dünya genelinde enflasyon var. Yani yine aslında içinde yaşadığımız dönem içerisinde cebimize yansıyan önemli bir yani şey yok. Yani durum yok. Yani aslında fiyatların yükselmeye devam ettiği bir süreci yaşıyoruz. O açıdan bakarsak aslında enflasyondaki ana trendin yukarı olma eğilimli olduğunu düşünüyorum ben. Ama bu aya özgü daha düşük gelme ihtimalinin bahsettiğim nedenden kaynaklı olarak oluşabileceğini açısı düşünüyorum. O yüzden yaklaşık %1.44-45 arasında bir tahmin ettik enflasyon için aylık bazda. Böyle bir sonuçla belki karşılaşma ihtimali olabilir. Yani bundan sonraki
aşamalara bakmak lazım. Sonraki aylara bakmak lazım. İşte özellikle az önce konuştuğumuz gibi mesela kura bakıyorum tekrardan şu anda 8.56 seviyesinde. Yani belli başlı bazı eşikleri geçme durumu gösteriyor. Doğal olarak enflasyona da etki edecek noktada. İşte ithalata bakıyoruz. Hala aslında 21.8 milyar dolarlık yani trende baktığımızda evet. Aslında yüksek seviyede. İhracata göre yüksek. Tabii onda bir faturası var. Ve dünyada bir enflasyon var ve o da gümbür gümbür geliyor. Onun da görüntüsünü görebiliyoruz. Mesela bugün Amerika'dan gelen çekirdek PC verisi baktığımızda %3.2 geldi. 3.1, 3.2 civarı bir şey geldi. Evet. Tam küsuratını hatırlayamadım. Ben de rakamı arıyorum şimdi. Evet, 3.1. 3.1 geldi. Bu da aslında uzun zamandan en yüksek seviyesi. Yani 25 yılın sanırım en yüksek seviyesi şu anda. Yani bu da aslında yavaş yavaş diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş. Mesela bakır fiyatlarında onu da örnek vermek gerekirse tarihin en yüksek seviyelerinde. Diğer belli başlı bazı emtialarda da yükselişler devam ediyor. Doğalgaz fiyatları son zamanların en yüksek seviyelerinde. Yani aslında sonraki aylar için dışarıdan da etkiler bize enflasyonu burada tetikleme ihtimali var. Hani o yüzden buradan kaynaklı etkilerle enflasyonun yukarı yönlü hareketinin devamı belki de muhtemel gözükecek. Bizde de açılma başladıktan sonra ertelenen talep, o talebin devreye girmesi, tüketici talebindeki artış bunlar da fiyatlamalara büyük ihtimalle yansıyacaktır. Hatta şunu da söylemek lazım bence. Çoğu şirket, çoğu esnaf şu anda kapalı ve doğal olarak yüksek maliyetlere tabii katlanmak durumunda kaldılar. Açılma başladıktan sonra o maliyetleri ne kadar yansıtacaklar tüketicilere? Burası da çok önemli. Büyük ihtimalle bunların da etkilerini biraz görme ihtimalimiz olacak. Enflasyondaki gidişatı bunlara göre değerlendireceğiz diye düşünüyorum. Peki, Janet Yellen'ın açıklamaları var. Okuyacağım, onu da değerlendirmek istiyorum. Şöyle diyor, Temsilciler Meclisi'nde konuştu bu arada. Enflasyon gördüğümüz son geçici enflasyon olacaktır diyor. Yani yüksek olarak gördüğümüz en son enflasyonu geçici kabul edin diyor. Endemik bir durum değil diyor. Ne demek bu? Hani işte pandemi biliyorsun yaygın, endemik ise bir yani bölgede, işte. Bir ülkede sınırlı olacak şekilde bir salgından bahsediyoruz. Yani Amerika'ya özgü bir durum değil diyor, bunu merak etmeyin. Yani Kaliforniya'da bu yüksek olabilir ama Arkansas'ta düşük olabilir. Dolayısıyla Amerika'nın tamamını düşündüğümüzde bir yüksek enflasyondan bahsetmiyoruz. Bölgesel olarak bazı şeyler olabilir diyor. Şu bölümü önemli bence sözünün. Diyor ki, salgına yönelik harcamalar nedeniyle borcumuzun gayri safi yurt içi hasılaya oranında artış oldu. Çok borçlandık ve fazla borcumuz var. Bunu ortadan kaldırmamız lazım diyor. Bu bir işaret. Faiz oranları olağanüstü seviyede düşük. Toparlanmadan sonra bile pek çok ekonomist bunun devam edeceğine inanıyor. Yani bu düşük faizin devam edeceği konusunda aşağı yukarı bir uzlaşı var bütün ekonomistler arasında. Kendisi de bu görüşe katılıyor. Bu bakımdan hani Amerikan Merkez Bankası faiz artıracak mı sorusuna bu konuşma yanıt veriyor. Demek ki yakın vadede bir faiz artışı yok. Zaten Fed üyelerinin zaman zaman yaptıkları açıklamalarda gördük bunu. 2022 diyenler var, 23 diyenler var ama 21'de bir faiz artışı yapacağız diyen yok. Ama 21'de şunu yapacağız diyen var, varlık alım programını biraz kısalım. Şimdi varlık alım programını kısmaya başladığınız andan itibaren zaten zımni bir faiz artışı yapmış oluyorsunuz. Yani bir parasal sıkılaştırma yapıyorsunuz. Bir varlık alım programının bir parça devreye sokulması durumunda nasıl bir etki ortaya çıkar? Yani bir faiz artırımı etkisi gibi bir etki, bir çarpan etkisi yaratır mı sana göre? Yani şimdi Fed'e bakıyorum, yani sürekli olarak pardon, enflasyonun hep geçici olduğunu söylüyorlar. Geçici, geçici. Ama ortada bir enflasyon var. Yani %3. Yani bakıyoruz yani PC çıktı %3'e. Tabii. Yani şimdi burada duruma bakmak lazım. Yani burada geçici ne demek? Yani geçici olsa da ortada bir enflasyon gerçeği var. Her şeyin bir başlangıcı ve sonu var aslında. Yani bunun geçici olması demek onu ortadan kaldırmıyor. Doğal olarak enflasyon bir sonuç yaratıyor ve fiyatlarda yükselişin devamı olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden de hani ilerleyen aşamalarda hep tüm göstergeler enflasyon daha da yükselebileceğini işaret ediyor. Bence belli bir noktadan sonra bu enflasyondaki gelinen seviye karşısında ve az önce bahsetmiş olduğunuz o işte bütçe açığı, yani cari açık. Tabii orada tedirgin edici bir bakış açısı var. Yani bunlar için bence yavaş yavaş dolarları kendi bünyelerine çağırma durumunu yavaş yavaş bence düşünmeye başlayacaklar diye düşünüyorum. Yani o yüzden hani enflasyondaki geçici ifadesini ilerleyen dönemlerde daha da fazla yüksek seviyeler görmeye başlarsak enflasyonda bence yavaş yavaş bunu ortadan kaldırmaya başlayabilirler gibi geliyor bana. Çünkü yani
FED açıklama yapmasa bile piyasa önceden ciddi manada fiyatladığında %1.7'lere çıkan faizler gördük, tahvil faizleri gördük. O yüzden hani FED de büyük ihtimalle dünyanın genelinde bir panik yaratmamak için yani çok ciddi teşvikler meydana geldi. Ve bu teşvikleri devam ettirme isteği olsa da belli başlı bazı bu ufak tefek söylemlerle yavaş yavaş sanki böyle piyasayı alıştırmaya çalışıyorlarmış gibi geliyor bana. Çünkü ortada bir enflasyon var sonuçta. Tabii. Daha da fazla kontrolden çıkmasını engellemek için bunu başlayacaktır diye düşünüyorum ben. Nitekim zaten hani ters repo üzerinden 485 milyar dolara çıkan bir seviye var orada. Yani bir miktar hani o likiditeyi çekme operasyonları da var aslında. Ve Fed'in bilançosuna baktığımızda 7.2 trilyon dolardan bir miktar aşağı yönlü hareket de var. Yani geri gelen bir hareket var. Yani bunu yavaş yavaş ısındıra yani yavaş yavaş böyle sanki ortaya koyacaklarmış gibi geliyor bana. Yani tabii ki bu yani hemen önümüzdeki birkaç ay içinde olacak bir durumda değildir bence. Herhalde bir yılın sonuna doğru biraz daha bunu konuşmaya başlayıp ilk mesajını vermeye başlarlar gibi geliyor bana. Enflasyon bu şekilde gidecek olursa, yükselişini sürdürürse. Yani demin dediğim gibi çekirdek PCE %3 ile 1990'ların başından bu yana ilk kez %3'ün üzerine çıkmış. Yani bunu bence yavaş yavaş dillendirecekler diye düşünüyorum. O açıdan bu bence gelişmekte olan ülkeler için oldukça tabii olumsuz bir durum da olacak. Şimdi dünya tabii şunun farkında, biliyor herkes. Amerika 2008 finansal krizinden önce Merkez Bankası'nın bilançosu 825 milyar dolar. Doğrudur, evet. Şimdi geldiğimiz noktada 7.2 trilyon dolar. Aynen öyle. Yani inanılmaz, kat be kat artarak gidiyor. Şimdi bu kadar çok para birikmiş ki ve bu parayı kullanmak için başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere kuyruğa girmiş durumdalar. Biz de kuyruğa girdik. Fakat bu parayı iyi kullananlar yol aldılar. Yanlış kullananlar yerinde saydılar. Bir de hiç kullanamayanlar var. Yani bu paradan da yararlanmak istemeyenler. Neme lazım? Kendi yağımızda kavruluruz diye düşünen Asya ülkeleri var mesela. Onlar hiç bu yola da başvurmadılar. Biz zannediyorum bu bol para döneminin sonuna doğru geldiğimizi artık gördük. Yani 7.2 trilyon dolardan. Elbette bir defada böyle birdenbire 1 trilyon dolar çekeceklerini zannetmiyorum. Ama ufak ufak çektikleri zaman biz bunun sancılarını görürüz diye düşünüyorum. Yani o zaman belki kurla ilgili asıl üzerinde durmamız gereken dönem geliyor. Ya tabii şimdi yani tüm verilen mesajlar şu anda bu işin daha uzun vadede olacağına ilişkin mesaj veriyor. Yani tabii. Geçici enflasyon, işte destekler sürmeli. Ama yavaş yavaş bunlar değişecektir. Değişecek yani. Sonuçta tabii. Geleceğiz buna yani. Tabii. Kaçınılmaz bir son olacak yani bence. Yani oraya yaklaşma hissettiği anda piyasalar zaten dediğim gibi demin hani bu olmasa bile piyasa bunu görüp tabii. Sert fiyatlama yaptı. Yani dolar endeksinde 93'e doğru bir hareket gördük. Yani şimdi biraz hani kafa karışıklığı da var aslında. O yüzden hani endekslerde de mesela o yükseliş eğilimleri biraz durdu. Mesela bakıyorum mesela haftalık bazda S&P 500'e bakıyorum, Dow Jones'a bakıyorum. Evet günlük bazda düşüş yükselişler görebiliyoruz. Mesela bugün de öyle mesela yükseliş var. Çekirdek PCE yükselişe evet. Yönde gelse bile hala yukarı yönde bir hareket etme eğiliminin olduğunu görüyoruz ama o geçen seneden meydana gelen ciddi sert yükselişler meydana gelmiyor. Yani sonuç itibariyle yani ilerleyen dönemlerde yavaş yavaş o mesajı vermeye gittiklerinde tabii ki o faizler yükselişe hız verecek, tahvil faizleri. Ve şu ortamda yani dolar endeksine bakıyorum şu anda mesela 90'ın altını deniyor şu anda. Bizde kur 8.56'da yani hiçbir şekilde aşağı gelemedi. Bu ortamda bile yani 93'e geldiğinde mesela kur ne olacak ona bakmamız lazım. Yani o yüzden hani gelişmekte olan ülkeler içerisinde bizim kendi içimizde özellikle ekonomik bazı sorunlarımızı ve problemlerimizi başta enflasyon olmak üzere zaman daralırken ivedi bir şekilde nasıl çözebiliriz ona doğru özellikle yol almamız lazım gerektiğini çok ciddi anlamda düşünüyorum. Güzel. Peki. Son 4-5 dakikamız. Onu da borsaya ve biraz önce konuştuğumuz emtia piyasalarına ayıralım istiyorum. 2,5-3 dakikasını borsa için kullanalım. 1422'den kapattık bugün. 0.50 yukarıdayız. Ama geride bıraktığımız yani hafta başı itibariyle kayıplarımız var. O kayıpları henüz daha telafi edebilmiş değiliz. Borsada nasıl bir eğilim görüyorsun? Önümüzdeki hafta içinde nasıl bir açılış olacak? İki tane önemli veri var. Önümüzdeki hafta hem büyüme geliyor, birinci çeyrek. Arkasından enflasyon, Mayıs ayı enflasyonu geliyor. Sonra Amerikan tarım dışı istihdam verisi var hafta sonu. Bütün bunları düşündüğümüzde nasıl bir hafta olacak borsa açısından? Şimdi özetle şöyle söyleyeyim. Haftalık bazda düşüşle kapattık aslında. Evet. Geçen haftaya göre %2'lik bir düşüş var endekste. Salı günü ciddi bir düşüş yaşadık. %4'e yakın bir düşüş. 3.58'lik bir düşüş yaşadık. Evet.
Tam nedenini de bilmiyoruz ama hani biraz hani erken seçim söylemine biraz. Bugün de düşünüyorum ben. Yani eve gittiğimde de soruyorum herkese. Evet. Ben hala düşünüyorum. Evet. Yani ben erken seçim lafı edilince biraz sanki onunla mı alakalı evet. dedik ama ertesi gün tepkisi gelse de o tepkiyi kapatamadı o evet. kaybı. Kapatamadığı için %2 düşüşle şu anda kapattık. Endekste genel anlamda 1465'in üzerine geçemeyen bir süredir onu da aslında bir hikaye eksikliğiyle aslında adlandırabileceğimiz bir durum var ortada. İlk çeyrek bilançoları geliyor hala ama genel itibariyle bakıldığında çoğunluğu iyi geldi. Ama ona rağmen endekste bir ivme yakalayamadık. Evet. Yani burada dediğim gibi yukarı gidecek şekilde 1465'in üzerinde daha önce olan bir gap, boşluk var 1511'de orası. Oraya doğru mesela kapatacak şekilde bir coşku yaratacak bir beklenti olmadığı için endeksi zayıf bir seyir vardı. Bu hafta da bunu gördük. İşte belli başlı bazı belirsizlikler işte onu aslında yine başta bahsettiğimiz gibi Amerika ile ilişkiler ne yönde ilerleyecek? İşte NATO zirvesi orada ne gibi görüşmeler gerçekleşecek? İşte S-400'lerle ilgili evet. ne yaşayacağız? Bunlar bence belli başlı sorunlarımız ve çözümleri bekleyen. İki dakikamız kalmış onu da MTA'ya ayıralım. Evet. MTA ile ilgili güzel tespitlerim vardı çünkü. 1400 ile 1390 üzerindeki Peki. kalıcıları yiyeceğiz. Son olarak onu söyleyeyim. MTA ile ilgili şunu söyleyeceğim. Enflasyonun yani göstergesi olan veriler açısından önemli burası. Yani özellikle burada bakır fiyatları şu anda tarihin en yüksek seviyesinde. Evet. Yani ekonomik canlanma belirtilerinin daha da fazla belli olduğu bu ortamda ot bakır talebi ekonomide çok an iyi kullanıldığı için bu fiyatlar yükselişte. Kereste fiyatlarına baktım mesela. Orada geçen yıldan beri 4 kattan fazla bir yükseliş meydana gelmiş. Aynı zamanda doğal gaz fiyatlarında da 2014'ten bu yana en yüksek seviyesinde ve galon başına 3 doların da üzerinde. Yani emtia fiyatlarının genelinde ciddi manada yükselişler, tarihin en yüksek seviyelerine doğru hareketler var. Yani bunları işte değerlendirdiğimizde dünyanın genelinde salgın sonrası dönemde enflasyonun yükselişine dair işaretlerin ekonomik canlanma ile birlikte daha net bir şekilde nasıl ortaya çıkacağını bu fiyatlamalar gösteriyor diye görüyorum. Evet. Diğer emtia fiyatlarında da aynı şeyler söz konusu ama bakır şu anda başı çekiyor. Aynen öyle. Aynen. Nikelde keza çok hızlı bir tırmanış var. Demirde de var ama bakır fiyatları bambaşka bir noktaya doğru. Demir cevheri çok zaten yükseldi. Biraz geri geldi ama evet. trend devam ediyor hala. Aynen. Peki. Barış çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ve şimdi bu bölümü kapatıyoruz. Reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra bültene son noktayı koyacağız.